Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kitap önerisiyle geldim. Kitabım Türk Edebiyat Klasiklerinden Fatma Ali'nin Refet kitabı. Şöyle hemen göstereyim. İlk kadın romancımız olur kendisi. Sizin için 2 dakikalık Fatma Ali'yi tanıtmak amacıyla bir video çektim. Hemen onu izleyin, gelin ve ben size Refet'i anlatmaya başlayayım. Fatma Aliye Topuz, 9 Ekim 1862'de İstanbul'da doğdu. Babası Ahmet Cevdet Paşa, annesi Adviye Hanım'dır. Fatma Aliye herhangi bir okuldan eğitim almamıştır. Abisinin aldığı özel dersleri dinleyerek kendini geliştirmiştir. Daha sonra Faik Bey ile evlenip ondan 4 kız çocuğu olmuştur. Fransızcaya merakından dolayı bu konuda kendini geliştirmiştir. İlk yıllar kocasından gizli kitap okuyarak tercüme faaliyetlerinde bulunsa da daha sonra eşinden izin alarak devam etmiştir. Georges Ornette'in Volant adlı eserini Meram adı ile çeviren Fatma Aliye, eserin çevirmen kısmına bir hanım takma adı ile imza atmıştır. Fatma Aliye romanlarında bir kadının gözünden aşk, sevgi, evlilik gibi konuları yazan ilk yazarlardandır. Kadınların çalışma hayatında yer almalarının zorunluluğu, çok kadınla evliliğin ve kadınların İslamiyet'in bir buyruğu olmadığını, toplumda yerleşmiş bir gelenek olduğu, kadınların sadece çocuk doğuran varlıklar olmayıp üretken olmaları gerektiği yazılarında işlediği diğer konulardır. Hayatı boyunca kadın hakları için savaşmış, o dönemin şartlarına rağmen savunmuştur. Fatma Aliye 50 TL banknotta resminde yer almaktadır. Kendine ait olan ilk romanı Muhadarat'tır. Sonra Udir, Refet ve Levaihi Hayat adlı 4 romanı yayınlandı. Tercümesini çok beğenen Ahmet Mithat Efendi tarafından da övgüyle bahsedilen Topuz, 1891'de Ahmet Mithat Efendi ile beraber Hayal ve Hakikat adlı romana imza attı. Kadın karakterin konuşmalarının tamamını Fatma Aliye'ye ait olsa da roman Mithat Efendi imzasıyla yayınlandı. 1893'te Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Bir Osmanlı Kadın Yazarının Doğuşu adlı eseri Fatma Aliye'nin ününü arttırmıştır. Fatma Aliye 13 Temmuz 1936 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Evet arkadaşlar, izleyip geldiyseniz Refet'e hemen anlatmaya başlıyorum. Şöyle, Fatma Aliye kitaplarında her zaman böyle aşk, sevgi, evlilik üzerine kitaplar yazıyor. Kadın haklarının savunucusudur kendisi. Kendi ayakları üzerinde duran kadınları bize kitaplarında bahsediyor. Benim de kendisinden okuduğum ilk kitabı Refet'ti. Ve kitabı inanılmaz çok sevdiğimi düşünüyorum. Türk Edebiyat Klasiklerinden benim okuduğum ilk kitaptı. Şu an elimde 2 tane daha kitap var ama henüz okumadım. Ama bu kitabı gerçekten çok sevdim. Kitabı size şöyle anlatayım. Bir kadın karakterimiz var. Bu kadın cariye. Oradan onu seven bir adam onunla evine getiriyor. Eşi ve çocukları da var tabii ki de. Daha sonra o kadından bir çocuğu oluyor. Çocuğu büyürken bir anda adam vefat ediyor. Vefat ettikten sonra da tabii aile bu kadın ve çocuğu yanlarında barındırmak istemiyor. Ona türlü türlü işkenceler yapıyorlar. Aç bırakıyorlar. Sürekli böyle gitmeleri için bir şeyler yapıyorlar. Bir yandan da böyle mirası vermek istemiyorlar onlara. Sonunda kadın artık canına tak ediyor. Çünkü kendini sürekli dövmeleri, aç bırakmaları neyse de kızını bu şekilde davranmaları onu çok üzüyor. Çünkü kızı mirastan pay alması gerekiyor. Hani o da o adamın bir çocuğu onlar gibi. Ama kimse sahip çıkmıyor. Daha sonra bu kadın aklına bir fikir geliyor. Akrabalarının yanına gitmek istiyor. Ve o süreçte daha sonra onlara iyi davranan, kocasının yanında sürekli onlara iyi davranan kişilerin yanına gideyim, onlar bakar bana diye düşünüyor. Ama bu düşündüğü aslında yanlış çıkıyor. Umduğu gibi gitmiyor hiçbir şey. Orada da aynı zulmü görüyor akrabaları tarafından. Kocası tarafından onlara ne kadar iyi bir şekilde davranılsa da o öldükten sonra aynı şekilde ilgi alakayı bulamıyor. Saygı hiçbir şekilde bulamıyor. Ve oradan da sürekli çocuğu için katlanmaya çalışıyor. Orada da oradaki insanların yediklerini, artıklarını falan yiyorlar. Çocuk hasta oluyor, Refet. Kızımızın ismi de zaten Refet. Çocuk hasta oluyor. Sürekli her gece ağlamalar, sızlamalar. Sürekli bir canı yanması var.
ev ahalisi de sürekli artık bu durumdan bıktığı için sürekli kıza susması için falan kızıyorlar falan. Hiç kimse çocuğu yanlarına almıyor. O çocuklar böyle oyun oynuyorlar falan. Sürekli yanlara gitmek istiyor. Bu kızımız hasta olduğu için, halsiz olduğu için onlara çok fazla katılamıyor. O yüzden çocuklar bunu zamanla dışlıyorlar. Ama çocuk sürekli çocuk haklı olduğu için onlarla oynamak istiyor. Bu şekilde ilerlerken çocuğun hastalığı da tabii bir anlamda ilerliyor. O gün o zengin ailenin evine gelen bir misafir kadın ise onlara diyor ki siz böyle olmaz, yanıma gelin. Bir ay bende kalın, çocuk bir iyileşsin. Bir doktora götürelim, hiç götürmedin mi falan diye soruyor. Kadın da tabii ki de hiç düşünmeden kabul ediyor. Zaten burada güzel bir ilgi alaka yok. Kadınla beraber gidiyor. Sonra kadın tabii ki de iyi bir şekilde bakıyor, ediyor. Çocuk zamanla orada iyileşiyor aslında. Böyle güç topluyor. Hala zayıf, cılız bir kız ama iyileşiyor sonrasında. Okula başlıyor. Okulda gerçekten çok zeki, hocaları tarafından çok sevilen bir kız oluyor. Her şeyi çok çabuk kavrıyor, öğreniyor. Daha sonra bir ay dolduktan sonra da gitmek istiyorlar. Hadi ben artık biz artık gidelim diyorlar. Çok sıkıntı verdik size. Kadın yanlarında kalmasını istiyor. Burada kalın. Bana yardım edersiniz. Yemeklerimi falan yaparsınız. Karın tokluğuna kalırsınız diyor. O da tamam diyor. Hani bunun için iyi bir fırsat. Daha sonra kadının kocasının bir işi çıkıyor ve daha sonra oraya taşınması gerekiyor. Taşınmak istiyorlar. Ama bu kadını tabii ki de kabul etmiyor. Çünkü çocuğu Refet hani okuduğu için burada kalmam gerekiyor. Bir yıl kaldı okumama. Hani gidemem diyor. Kadın da ona rağmen tamam diyor. Çünkü kız öğretmenlik düşünüyor. Hani ben öğretmen olacağım, gitmeyelim bir yere diyor. Tabii annesi de onu kıramıyor. Burada kalıyorlar ve zorluk içinde yaşıyorlar. Aç yaşıyorlar. Çünkü hani sonradan böyle bir durum oluyor ki kömür mü alsak, ekmek mi alsak durumuna düşüyorlar. Açlık, sefalet, kira ödeme derdi, ayakkabısını bile alamıyor. Çok zor şartlar altında kız okuyup gidiyor. Bir de kızın sürekli böyle dikiş nakış yapması gerekiyor ki çünkü okuldan not verebilsin. Notları iyi olsun diye kız sürekli böyle ödevlerini yapıyor, çalışıyor, ediyor falan. Buna da para yetiştirmek inanılmaz zor. Çünkü fakirler yani hiçbir şey alamıyorlar. Ekmek bile zor alıyorlar. Her yere borç ediniyorlar falan derken annesi zaten sürekli çalışıyor. Geçim çok zor onlar adına. Böyle Refet'i bize anlatıyor. Onun öğretmenliğe kadar giden serüvenini, hayat hikayesini, bu açlıkla durumlarını anlatıyor annesiyle. Kızını ve akrabalarından hiçbir şekilde para alamamaları gerçekten çok zor durum. Hepsi çok zengin olmalarına rağmen ve babasının da zaten mirasını kalmasına rağmen bu kıza parayı vermiyorlar. Ve onlar bu şekilde aç, sefil bir şekilde ilerliyorlar. Ama her zamanki gibi Refet karakterimiz çok gururlu bir karakter olduğu için onlara hiç iltimat etmiyor, yalvarmıyor. Kendi bir hedef koyuyor ve öğretmen olacağım diyor. O hedefte ilerliyor annesiyle beraber çalışarak, didinerek, annesine yardım ederek bu yolda ilerleyişini anlatıyor bize. Ve evde kitap oldukça güzel, kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka okuyun. İnşallah Türk edebiyatı klasiklerinde Fatma İle'nin kitaplarını daha çok görürüz. Aslında diğer yayın evlerinde kitapları var ama ben buradan okuduğum için ve tercümesi daha güzel bulduğum için İnşallah daha fazla çıkartırlar diye düşünüyorum. Olmadı ondan da okuyabilirim. Bakarız ama çıkartırlar diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, siz de beğendiniz mi kitabı, alıp okudunuz mu bana yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.